1982 İstanbul doğumluyum. Fatihliyim. Yani Suriçiliyim. İlkokulu Fatih İlkokulu. Sonra orta ile liseyi Beşiktaş Atatürk Anadolu'da okudum. Marmara Üniversitesi tarih öğretmenliğini kazandım. Lisansı bitirdim. Bitirdiğim sene öğretmenliğe atandım. Aynı sene yüksek lisansa başladık Marmara'da, Türkiye'de, Yeni Çağ'da. 2008'de onu bitirdik. Sonra doktoraya başladım. 2011'de asistan oldum, araştırma görevlisi oldum. Doktorayı bitirdim. Yani Marmara'da, yani İngiltere ile alakalı, büyükelçilikle alakalı bir tezi bitirdikten sonra askere gittim, geri döndüm. Şimdi de Allah'a şükür Medeniyet Üniversitesi'nin öğretim üyesi olarak hayatımıza devam ediyoruz. Avrupa kavramının ortaya çıkmasında yani kelime bir kere eski Yunanlardan gelen bir kelime. Mitolojik bir kelime. Biliyorsunuz Zeus'un Girit kralının kızını kaçırması, saldırır, öldürür. Zeus'un Girit kralının kızı Europa ile birlikte olmasından kelime türüyor. Fakat 16. yüzyıla kadar Avrupa tabiri çok kullanılmaz. Çok nadirdir. Haritalarda falan zaten kullanılmaz. Bazı yerlerde geçer. İstisnai olarak geçer. Europa. Bütün kıta isimlerini Avrupalılar bulmuştur. Roma merkezidir. Mesela Asya ismini de Asya Minor, Küçük Asya vesaire. Anadolu oradan geliyor. Afrika öyle. Avrupa'da Avrupalı bir tabir. Yunan mitolojisine dayansa 16. yüzyıla kadar Avrupa diye bir tabir kullanılmıyor. Ya da siyasi mahiyetle kullanılmıyor. Günlük hayatta da çok kullanılmıyor. 16. yüzyılın ortalarından itibaren aralarındaki tefrikadan çok birliktelik olduğunu, bazı konularda en azından birliktelik olduğunu düşünüyorlar. Kıta aslında yapay bir kıta. Avrupa diye bir kıta yok. Avrasya diye bir kıta olabilir. Asya diye de bir kıta yok. Çünkü kesin bir ayrım yok aralarında. Ural Dağları, Marmara Denizi, Boğazlar, Ege Denizi falan ayrım olarak gösteriliyor ama aslında karasal bağlantı, bütün kıtalar birbiriyle ayrıktı. Avrupa Asya aslında birliktedir. Ama kültür, medeniyet, hayat anlayışına sahip insanların Asya'dan farklı olduğu düşüncesiyle sosyo-kültürel olarak ortaya çıkan bir tabir. Mantıklı da bir tabir, onu söylemek lazım. Çin'le bir Fransız'ı aynı kültür dairesinde, aynı kıtada değerlendirmek çok kolay değil. Ya da bir Hindistanlıyla Bulgar'ı. O yüzden zaman zaman sınırları değişiyor. Avrupa neresi derseniz Avrupalı güçlerin hakimiyet sınırına göre değişir. Rusya'yı Avrupalı bir güç olarak kabul ederseniz Kamçatka Yarımadası'na kadar götürürsünüz. Ama genel olarak çizdiğinizde Ural Dağları, Ege Denizi, Marmara Denizi, mesela Kıbrıs Adası Asya'da yer alan bir yer ama Güney Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne üye oldu. Avrasya mı olarak nitelendireceksiniz Avrupa mı? Su götürür yani. Şey, sınırı bu. Ama 16. yüzyıldan sonra artık siyasi bir kavrama dönüyor. Onu söyleyebilirim. Aslında temel belirleyici şeylerden biri Napolyon Savaşları. Hakikaten önemli çünkü 7 yıl savaşlarında bir dünya savaşı ön sözü, mukaddimesi diyeyim. Orada bir Avrupalı güçler birbiriyle mücadele ediyorlar. Napolyon Savaşları sırasında diyorlar ki ya dünyayı yöneten bir kıta var. Asıl filmin jön premieri, esas evladı şey, esas çocuk. Avrupa kıtasındakiler. Demek ki burada bir denge mekanizması oluşturulması lazım. Büyük güç hep onlar. Yani Fransa, Almanya, İngiltere, Almanya değil zaten o dönem. Prusya ve Avusturya demek lazım. İspanya biraz, Osmanlı biraz. Böyle bir denge sistemi içerisinde diyorlar ki dünyaya karar veren yer Avrupa. O zaman Avrupa kıtasının bir genel mantığı olsun. 1815 Viyana Kongresi'ni mesela 1648 Vestfalya'da çekersiniz ama o kadar değil. 1815'te hakikaten Avrupa diye bir şey var ve Avrupa huzurunu sağlama iddiası var. Burada dengeyi oluşturalım derken aslında kıtanın da var olduğunu kabul ediyorlar. O yüzden Napolyon Savaşları ve sonundaki Viyana Kongresi sayılabilir. Gerçekten Avrupa diye bir terimin doğmasında etkidir. Yoksa çok şey var, filozoflar var yani. Bize bile bağlayan var. Derin Avrupa'ya ilerlemesini, Avrupa'nın sistematikleşmesine etken görenler var. Kaya katkısı da vardır ama bence en ideali 1815. Valla onu hiçbir Avrupalının bulabileceği ideal çok şey bir söz. Yani Avrupa tanımını geniş Avrupa ile çekirdek Avrupa'ya bakmak lazım. Avrupa'nın iki tane, bir çekirdek Avrupa var, bir genel Avrupa var. Çekirdek Avrupa olarak düşünüyorsanız dünyayı eski Helen kültüründen gelmesi lazım. Roma'yı tatması lazım ve Hristiyanlıkla ilişkisi olması lazım. Bu üç ana temel dayanaktan ilgili bir devlet olması lazım. Buna en uygun devlet İtalyanlardır, açık söyleyeyim. Hepsinden nasiplenmişlerdir. Biraz da mesela Almanya Avrupalılığı onun bile sonradan yanıyor. Yani öyle İtalya kadar Avrupalı değildir ya da Fransa kadar Avrupalı değildir. Kısmen sonradan görmesidir Avrupa'nın. Tabii Avrupalılaşmıştır. Çekirdek olarak düşünürseniz ortalama bir İtalyan, Roma sokaklarında dolaşan bir İtalyan ideal Avrupalı olabilir. Huy olarak da daha sakindirler. Geniş Avrupa olarak görürseniz o zaman daha İskandinav tipleriyle uğraşmanız lazım. Mesela İskandinavya bu kültürlerin dışından gelmedir. Eski Yunan'la alakası yoktur. Roma ile hiç yoktur. Hristiyanlıkla çok cüzi seviyededir. Çok geç Hristiyan olmuştur. Olduktan sonra da bayağı seküler takılmıştır. Avrupa'da ideal insan tipi nedir deseniz kafada oluşan İsveçli, Norveçli falan çıkar yani.
geniş Avrupa bazında düşünüyorsa. Yani Avrupa'nın çekirdeğinden mi, genişinden mi bakmanızla alakalı çok farklı şeydir ama Avrupa Birliği'nin rüyasında insan tipi oluşturmak olsa herhalde Norveçliler falan olurdu. Norveç Avrupa Birliği üyesi değil bu arada. Bunun Eurobarometre dedikleri ya da Eurostat yani Avrupa İstatistik Enstitüsü her 6 ayda bir testini yapar. Kendinizi ne kadar Avrupalı hissediyorsunuz, Avrupa'da girelim mi çıkalım mı vesaire gibi soruları hep sorar. Güney Avrupa'nın sadakati daha yüksek çıkıyor. Ama orada money money money'den Abba şarkısı işliyor. Çünkü Güney Avrupa daha fakir, Kuzey Avrupa daha zengin. Şimdi bir İsveçli'nin Avrupa Birliği'ne çok iktisaden ihtiyacı olmadığı kesin. Ama bir Portekiz'in hala var, bir Yunanistan'ın var, Hırvatistan'ın var. Yani üye ülkelerden bahsediyorum. Samimi yani bunu atmak çok zordur. Bir insanın kafasındaki şekil oluşurken iktisadi düşüncesini, sosyal hayatındaki refah düşüncesini atarak samimi fikrini almak çok zordu. Çünkü insan homo economicus'tur. Kendi çıkarına bakar, bütün devletler bakar. Sahiplenme açısından gene kim derseniz su götürmekle beraber Portekiz, İspanya filan o konuda en samimi ülkelerdir diye düşünüyorum. Ya şunu söylemek lazım. Çok fikir var. Hugo'lara kadar, Victor Hugo'lara vesaire geriye çok götürsünüz. Hatta Bohemya krallarına karşı, Türklere karşı ittifaklar vesaire bunu düşünenler falan var. Avrupa ülkesi. Ama yakın zamanı belki daha ayağa sağlam Avrupa mantığına gidersek bizim Kırım Harbi'nden sonraki Paris Konferansı'nda Avrupa konsersiyumu oluşuyor. Yani böyle bir kurum oluşuyor yani konsersiyum. Devletler Birliği gibi bir şey ama çok yüzeysel bir şey, denge gözetiyor. Kurumsal Avrupa olarak düşünürseniz olayın çıkış nedeni şu. İkinci Dünya Savaşı'nı kaybedeni kesinlikle Avrupa'dır. İngiltere Dünya Savaşı'nı kazanmıştır mesela İkinci Dünya Savaşı'nda. Fransa kazanmıştır. Yersen, kaba tabir kullandım, affınıza sığınarak söylüyorum. Yersen, yani ikisi de kaybetmiştir. Almanya zaten kaybetmiştir, paramparça olmuştur da. Yani hem bölünmüştür hem taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmamıştır. Avrupa kıtası 1939'da dünyanın merkezinde olan kıtadır. Hala güçlüdür. Fakat 45'te çıktığında iki tane Avrupalı olmayan, biri kesinlikle olmayan, diğeri de bayağı Avrupa'ya soğuk olan ve rejimlerine soğuk olan iki büyük bloğun, yani Sovyetlerle Amerika Birleşik Devletleri'nin gölgesine girmişlerdir. Yarısı Sovyetlerin, yarısı Amerika'nın gölgesi altına girmiştir. O zaman şunu düşünmüşlerdir. Biz birbirimizle sürekli çatıştığımızda bizden adam olmuyor. Yani birbirimizi yiyoruz, kan gövdeyi götürüyor. Düşe düşe bu hale düştük. Amerika'nın Marshall yardımlarına, Rusya'nın Varşova Paktı'na mecbur kaldık diye düşünüyorlar ve şunu düşünüyorlar. Biz birbirimizle kavga edersek daha böyle kan dökülür, başka da bir işe yaramaz. O zaman kurucu babalar dediğimiz, Avrupa Birliği'nin kurucu babaları vardır. Piyasaya çıkıyorlar. Bunlardan biri Schumann'dır, Robert Schumann. Öyle bir müzisyen de var, isim benzerliği değil. Yani müzisyen tarafı yok Robert Schumann'ın. İlk defa ki adam hayatının bir kısmını Fransız, bir kısmını Alman, bir kısmını tekrar Fransız olarak geçirmiş. Çünkü Alsace-Lorraine'li, yani bölgesel olarak sürekli sınır değişimine de maruz kalmış bir Fransız Dışişleri Bakanı'dır. İlk defa motor çalıştıran odur ve belli kurucu babaların, Konrad Adenauer'ın mesela önemlidir, Alman başbakanıdır Adenauer, kısmen Churchill'in, o biraz dışarıdan bakıyor ama ilk Avrupa Federal Devletler fikrini savunan insanlardan biri odur. Belli isimlerin etkisiyle birleşelim diyorlar ve bu birleşmeye merkez olarak Fransa ile Almanya atlı olur. Avrupa Birliği nereden çıktı derseniz Fransa ile Almanya için, Almanya içinden çıktı. Ondaki mantıktır. İlk birlikler AKÇT dediğimiz Avrupa Çelik Kömür Birliği toplulukları ya da Avrupa Nükleer Enerji Ajansı diyebilirsiniz. İlk Euratomlar. Birliğe dönüşürken temel mantık şu. Dikkat edin, demir çelikten bahsediyorum ve nükleerden bahsediyorum. Bununla iki şey yaparsın. Ya sanayileşirsiniz. Sanayileşmek için demir çeliğe ve kömüre ihtiyacınız var. AKÇT'de dediğimiz gibi demir çelik ürüne ve kısmen nükleere ihtiyacınız var. Ya da bununla savaş makineleri üretirsiniz. Savaş sanayisinin temeli nükleer silahlar. Aslında her bombada da çok cüzi miktarda uranyum vardır. Atom değil tabii onlar. Yani konvansiyonel silahlardan bahsediyorum. Demir çelikle tank yaparsınız, top yaparsınız, tüfek yaparsınız, uçak yaparsınız vesaire. Devletler egemenlik hakkından vazgeçiyorlar. Bu çok önemli bir şeydir. Sovereignty diyoruz biz buna, egemenlik hakkı. Diyorlar ki ben silah üretmemek için, yani ürettiğim şeyleri, demir çeliği üretiyorum ama senin canını yakmak için değil, kalkınmak için. Öbürü diyor ki ben de onu. Ama birbirine güvenmiyorlar. Bu devletler 6 sene evvel harp etmiş. 1952'nin Almanya'sını, Fransa'sı düşünün. 5-6 sene evvel harp etmiş. Yara taze. O zaman diyorlar ki üretimimizi, birbirimiz arasındaki üretimimizi birbirimizi korkutmayacak şekilde yapalım. Hepimizden bir heyet oluşturalım. Buna Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İtalya da ekleniyor. Yani altılar, kurucu altılar deriz biz onlara. Bir heyet oluşturalım. Orada hepimizin temsilcisi olsun. Kömür, çelik, demir ve uranyum üretimimizi o tarafsız komisyon kontrol etsin.
Burada devletler aslında egemenlik devrediyorlar. Her devletin kendi en doğal hakkı olan üretim hakkını başka bir kuruma, uluslararası bir konsorsiyuma, kuruma, yani Avrupa Birliği olacak o daha sonra, onun denetimine bırakıyorlar. Bu neyi sağlıyor? Üretimin barışçıl olduğunu, birbirlerine güven aşılamalarını sağlıyor. Bu avantaj, dezavantaj, ulusal egemenliklerinden feragat ediyorlar. Feragat etmeden de bu tip bir birlik oluşturamazlardı. Onu görüyorlar ve en çok emeği geçen kimdir derseniz Jean Monnet ile, o teknisyendir, Fransız bir teknisyendir, kurucu baba diyebileceğimiz Robert Schuman'dır. Fikir onlardan çıkıyor. Zaten 9 Mayıs Avrupa Günü, yani 1950'de Schuman bildirgesi de Avrupa Birliği'nin kuruluşu olarak şey yapılıyor. Eğer Avrupa Birliği bir devlet olsaydı değil, milli bayramı muhtemelen 9 Mayıs olacak. Schuman bildirisidir. Federal Avrupa hedefi filan orada direkt bahseder, anlatıyor. Yaşadığımız sıkıntılar, şunlar, şunlar, şunlar. Bir gün Birleşik Federal Avrupa ümidini sağlayacağız vesaire diye. Bugünlere kadar getirdiler. Tabii bugün Avrupa federal değil ama belli bir bütünleşme de sağladılar yani. Avrupa Parlamentosu aslında 1957, Birliğin Kuruluş Anlaşması Roma Anlaşması'dır. Bu çok bilinmez. Anlaşmalar hala Roma'da saklanır. Kurucu anlaşmalar. Birliğin belki merkezi Brüksel ama kurucu anlaşmaların olduğu yer Roma Anlaşması. AET dediğimiz Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957'de Roma'da kuruluyor. Hala o kurucu belgeleri şeyde saklarlar. Sembolik bir şey bu. Roma'da saklarlar. 58'de kurulduktan sonra parlamento 1979'a kadar, yani 58 ile 79 arasında üyelerden gelen temsilcilerden oluşuyor. Yani şöyle anlatmak lazım. Avrupa Konseyi'ndeki sisteme benziyor 58 ile 79 arasındaki dönemde. Fransa parlamentosu diyelim ki 500 kişi. 500 kişiden Fransa tabii diğerlerine göre daha büyük bir devlet. 50 kişi, o döneme göre değişiyor tabii milletvekilleri sayısı. 50 kişi Avrupa'daki parlamentoya da katılsın. Almanya'dan 45 kişi, Batı Almanya'dan o dönem öyle. İtalya'dan 30 kişi katılsın. Hollanda'dan, Lüksemburg'dan, Belçika'dan vesaireden, yani kuruculardan 73'ten sonra büyüyecek. Nüfuslara orantılı meclis üyeleri katılıyor. Ve 79'a kadar böyle götürmüştür. 79'dan sonra doğrudan seçime gitmiştir. Artık parlamentoların içerisindeki asamble gibi değil, yani parlamentodan gelen milletvekilleri gibi değil. 79'dan itibaren doğrudan Avrupa Parlamentosu için seçimler yapılmaya başlanmıştır. Her 5 yılda bir. Hala da öyledir. Mesela seneye 2023'teyiz. 2024'te gene parlamento olacak. Genellikle de Mayıs ayında olur. 79'dan sonra doğrudan seçilmeye başlıyor. Fakat parlamento başta kurulduğunda çok zayıf bir organ. Hatta Avrupa Birliği'ne en büyük eleştirilerden biri odur. Fazla demokratik değil. Yani çünkü parlamento demokrasinin kalbidir. Bütün dünyada öyledir parlamentolar. Millet konuşup derdini anlatacak. Zaten parlare'den geliyor. Parlare İtalyanca'da, Fransızca'da da öyledir. Konuşma fiilidir. Konuşulan dertlerin döküldüğü yer o halkın sesi işte. Vox populi, vox dei dedikleri. Genel bir Latin tabirdir. Halkın sesi Tanrı'nın sesidir. Mantığıyla oluşan bir şey. Parlamento başlangıçta çok zayıftır. Giderek kurucu anlaşmalar eklemlendikçe parlamentoya daha fazla yetki verilmiştir ama hala bile Avrupa Parlamentosu çok kuvvetli bir parlamento değildir. Yani birliğin motor organı parlamento değildir Avrupa'da. Şu anda da devam ediyor. Tabii onda gruplar var. Avrupa Birliği kurulmadan evvel 1909'da Avrupa Konseyi kuruluyor. Council of Europe diyoruz biz ona. Conseil de l'Europe Fransızcası. İki dil kullanıyorum. İkisi iki farklı bir dil. Mesela Türkiye Cumhuriyeti 1949'dan beri kurucu baba bile sayılabilir. Kurucu devletlerden bile sayılabilir. Çok abartı denmez bu. Çünkü ilk toplantısına falan katılıyor bizimkiler. 9'da kurulduğunda şunu söylüyorlar. Avrupa'da demokrasiyi oluşturmak için Avrupa Konseyi kuruluyor. Çıkış mantıklarında şöyle bir farklılık vardır Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği arasında ya da ekonomik topluluk. Avrupa Konseyi toplanırken siyasal ve hukuki işler için kurulmuştur. Mantığında siyaset ve hukuk vardır ve daha geniş perspektifli kurulmuştur. Geniş ayaklı kurulmuştur. Avrupa topluluğu, Avrupa Birliği kurulurken Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak kurulmuştur. O yüzden biri yıllar boyunca hep siyaset ve insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi konulara yoğunlaşmıştır. Avrupa Birliği 1980'lere kadar, 87'ye kadar, tek nihai senet vesaire, 93'te de birlik olana kadar siyasi bir kurum değildir. Ekonomiyle alakalı bir örgüttür. 93'te kuvvetlendikten sonra siyasi kanadı oluşmuştur. Siyaset işi hep Avrupa Konseyi'nde kalmıştır. Avrupa Konseyi bugün de siyasi işlerle uğraşmaktadır. Demokrasi, insan hakları, hukuk üstünlüğü gibi konularda kurumsal bütçeler arasında devasa farklar olduğu için Avrupa Birliği'nin bütçesi Avrupa Konseyi'nin bütçesinin 100 katı. Avrupa Konseyi biraz daha sönük kaldı. Gölgesinde kaldı Avrupa Birliği'nin. Avrupa Konseyi'nin bugün 46 üyesi vardır.
En son 47 idi. Rusya'yı çıkardılar üyelikten. Hatta orada bir enteresan şey oldu. Ukrayna meselesinden Avrupa bayağı kızgındı. Rusya mı ayrıldı? Avrupa Birliği Avrupa Konseyi mi çıkardı? İnanın ben de anlamadım orada yani. Ama Avrupa Konseyi çıkardı diye tahmin ediyorum. O 15 Mart tam bir sene oluyor aşağı yukarı. O daha geniş perspektifli bir kurum. Orada mesela Avrupa Konseyi'nde egemenlik devri yoktur. Hükümetler arası örgüttür. Intergovernmental'dir. Avrupa Birliği ulusüstü bir örgüttür. Supranasyonel diyorlar. Burada bir fark var. Bu çok önemli bir fark. Burada Avrupa Konseyi'nde egemenlik devri yoktur. Bizim de üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nde egemenlik devri yoktur. Her devlet kendi egemenlik sınırları dairesinde konseyde üyeliğini devam ettirmektedir. Avrupa Birliği'nde egemenlik devri var. Ona supranasyonel diyorlar. Ulusüstü. Ulusun istemediği kararları bazen yapmak zorunda da kalabiliyor. Yani Avrupa Birliği bir şeye karar verdiği zaman üyesiyseniz siz istemeseniz bile bazı konularda kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Tahakküm diyeyim. Yani olumsuz anlamda düşünürseniz. Ama Avrupa Konseyi'nde o yoktur. Avrupa Konseyi'nde hükümetlerin her safhada ben bunu istemiyorum, bunu imzalamıyorum, bunu yapmıyorum dediğinde yapmama hakkı vardır. Biraz spekülatif bir soru. Niyedir, ne değildir? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, kuzey insanının çalışma disiplini fazladır. Biz Akdenizliyiz. Türkiye de Akdenizli. Bu dediğin ülkeler de Akdenizli. Akdenizli toplumlar rahatından öyle kolay kolay feragat etmezler. Bir Almanın çalışma disipliniyle, bir Danimarka'nın çalışma disipliniyle, bir Yunanlı'nın çalışma disiplini aynı şey değil. Akdenizliler öyle değildir. Yani işin içinde eğlence, fiesta, festival vesaire vardır. Çalışan kazanıyor yani ilerliyor. Bunu öyle nitelendirmek lazım. Bir de şu var, devlet mekanizmaları oluşturulurken, yani bu biraz ülkelerin hukuk meselesiyle alakalı. Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa ülkeleri demokrasiye ve kurumsal devlet mantığına daha evvel geçiyorlar. Şey öyle değil, Güney Avrupa öyle değil. İç çalkantıları yeni, yani şimdi AB üyesi filanlar ama 1975'e kadar İspanya'yı, Portekiz'i, Yunanistan'ı diktatöryel, otoriter, darbeci rejimler yönetiyordu yani. 70'lerde hala Franco vardı, Salazar vardı, Yunanistan'da Albaylar Cuntası falan vardı. Bunların kalkınması İsveç'te normal. Norveç'te, Finlandiya'da, Almanya'da 9'dan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra standart demokrasiler var ve kalkınması tabii daha fazla. Demokrasinin öyle bir şeyi vardır. Zordur, sıkıntılıdır, kriz çıkarmaya müsaittir. Fakat toplam resimde otoriter devletlere göre her zaman daha hızlı kalkınmışsınız. Otoriter bir modelle bir sene, iki sene demokratik bir ülkeden daha hızlı kalkınabilirsin, daha iyi gidebilir. Ama 50 senelik resimlere baktığınızda hiçbir zaman demokrasiyi yakalayamaz. Orada kurum işliyor. Demokrasi zor bir şey. Kurumsal bir şey. Demokrasi kurumsal bir şey. Onu oturtmak, otoriter model oturtmaya göre daha zor bir şey. Demokratik ortamda, özgürlükçü ülkelerde kalkınma her zaman daha hızlı. Uzun vadede, kısa vadeden bahsetmiyorum. Bir kere coğrafi yakınlık olması lazım. Mesela Orta Doğu'da coğrafi yakınlık olduğu var mı? Var. Arap Ligi var mesela. İslam Konferansı Örgütü var ama o da o amaçlı değil zaten. Daha kompakt diyeyim. Mesela İslam Konferansı Örgütü'nün bir devlet kurması çok zordur, ütopiktir. Çünkü Fas'tan Endonezya'ya kadar bir devlet kuramazsınız ya da bir organizasyon kuramazsınız. Ancak onu yüzeysel ilişkili kurarsanız onun işbirliğini sağlıyorsa iyidir. Güçlenmesi, desteklenmesi de iyi bir şeydir. Bundan yanayım, bu ayrı. Ama bir kere birlik oluşturacaksanız kompakt aynı coğrafyada olmanız lazım. Buna en güzel örnek Arap Ligi verilebilir. Düşündüğünüzde Arap dünyası aynı coğrafyanın devleti. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'daki devletler, toprak bütünlüğü de olan bir ülke. Niye birleşemiyorlar? Egemenlik devretmeniz lazım. Arap dünyasının liderleri çoğu da otoriter devletler. Demokratik ülke yok Arap dünyasında. Birkaç tane var. Otoriter bir devletin mutlakiyetçi krallıktan ya da askeri rejimle yönetilen bir devletin lideri, sen egemenlik devredeceksin, hepimiz egemenlik devredeceğiz, ortak bir Arap dünyası oluşturacağız, o egemenliğini devretmeyi kabul eder mi? Etmez. Ederse, bir gün ederlerse o da olur. Çünkü dünya bölgesel ortaklıklara gidiyor. ASEAN mesela, NAFTA var, Mercosur var. Taşı elin altına koyacak, gerekirse egemenlik devredebilecek liderlere ihtiyaç var. O demokratik olgunluk ve fedakarlığı gösterecek lider, devlet mekanizması var mı? Bence yok. Onu sağlarlarsa Arap Ligi'nde de olur. Güney Amerika'da da olur. Başka coğrafyalarda da olur. Şunu söylemek lazım. Daha Birinci Dünya Savaşı'na kalmadan evvel Papalığın, kilise otoritesinin Avrupa'da etkisi azalmıştır. bu Westfalia'dan yani 1648'den ya da aydınlanma 18. yüzyıldan itibaren başlatılabilir. Fakat şu bir gerçektir.
Avrupa dünyada en hızlı sekülerleşen kıtadır. Dini otoritenin toplum üzerinde ve devlet üzerinde etkisi her zaman temadiyen azalmaktadır Avrupa'da. İnanç oranlarına vesaire de yansıyor ama inananlarda da onun dahi günlük hayatında kilisenin etkisi azalmıştır. Pazar günleri kiliseye giden adam sayısı Avrupa'da öyle sayılıdır yani. Noel ayinine ya da Paskalya ayinine gidiyorsa dindar kabul ediyorlar artık. Kiliseyle irtibatı var filan diye düşünüyorlar. Kuzey ülkelerinde bu daha evvel başladı. Çünkü protestan ahlakı dini inanç gereği zaten dünyeviliği öne çıkarır. Yani çalışırsan kazanırsın gibi bir mantığı vardır. Hiyerarşik otoritede zayıf olduğu için kuzey ülkelerinde zaten erken bir sekülerleşme başlamıştır. Fakat güney ülkelerinde ve Katolik ülkelerde yani Papa'nın etkisinin daha çok geçtiği İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de, İrlanda'da vesairede kilise inanan kaybetmemek için en azından kiliseye bağlı insan sayısını kaybetmemek için kendi doktrinlerinden taviz veriyor. Normalde kilise uygulamasında olmayan hatta Hristiyanlığın mantalitesiyle çok uymayan işlere kilise izin veriyor, cevaz veriyor çünkü bayağı sert bir seküler baskı altında. 100 yıl evvel manidarlığı vardı. 200 yıl evvel anlamı vardı, kuvvetli anlamı vardı. 300 yıl evvel tesiri vardı. Gitgide azalmıştır. Reformun doğması Wycliffe'le başlıyor denilebilir. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde Wycliffe ahiti, yeni ahiti, arkadaşları da eski ahiti İngilizce'ye çeviriyorlar. Onun için böyle öncül reformcu denilebilir. Sonra Jan Hus, Bohemia'da. Adam yakılıyor zaten. Yargılanıyor, yakılıyor. 1415'te olması lazım. Luther'i farklı kılan şey şu. Luther siyasi destek buluyor. Wycliffe'in arkasında zaten siyasi destek yok. Sadece teorik olarak bir şeyler ortaya koyuyor. Öyle bir amacı da yok. Hus'un var. Protestan bir yapı oluşturalım diyor. Fakat sadece kendinden olan Hussitler denir buna. Kendi adamları, halktan topladığı adamlar devletle mücadele ediyorlar. Devletlerle, Bohemya'yla, Avusturya'yla vesaireyle mücadele ediyorlar. Macarlarla. Arkalarında bir devlet mekanizması olmadığı için yok olup gidiyorlar. Luther'in şansı şu, reformu getirdiğinde arkasında Kuzey Alman devletleri var. Saksonya var, Brandenburg vesaire var. Aynı dönemlerde olmuştur. Gustav Vasalar vesaire, İsveç 1523 olması lazım. Yani Luther'in yaşadığı dönemler bu. Siyasal destek buluyor. Özellikle Kuzey Avrupa'dan. Skandinav ülkelerinden, Kuzey Almanya'dan siyasi destek buluyor. Bir devlet eliyle organize ettiğiniz zaman, ben kilisede reform istiyorum işte. Wittenberg Kilisesi'ne 95 maddeyi yazdıktan sonra, onun arkasında bir devlet desteği olduğu zaman, devlet mekanizması, kurumsal destek olduğu zaman, dinini, yani yeni mezhebi yayma imkanı buluyor. Jan Hus'un ya da Wycliffe'in arkasında devlet mekanizması yok. Luther çok erken devlet mekanizmasıyla, kendi sağlığında da devlet mekanizmasıyla ve protestanlığa meyilimli prensler tarafından hatta direkt protestan olan prensler tarafından desteklendiği için tutuyor. Luther'in çağdaşlarını düşünün. Münster'i düşünün. Münster'in arkasında köylüler var. Adam tutmuyor. Münsterci yok bugün. Luther'le aynı dönemde yaşıyor. Hatta Luther'le kavgalıdır. Münsterci yok. Niye yok? Çünkü arkasında gariban köylüler var. Yakalanıyor, gidiyor. Devamcısı yok. Calvin, mesela John Calvin'in enteresan bir şekilde Luther'den bir tık daha sonra asıl çıktığı yerlerde mesela Fransa'da orası düşünür. Tutmuyor. Çünkü arkasında şiddetli bir devlet muhalifiyeti var. Fransa'da her ne kadar Nantes fermanı filan ilan edilse de daha sonra 4. Henri döneminde vesaire. Louis geliyor. 14. Louis geliyor. Böyle bir şey yoktur kardeşim diye bitiriyor. Bugün Huguenot dediğimiz Fransız protestanlarının, Calvinist'tir büyük ölçüde. İzi bile yok. 5 kişi çıkar ayrı ama çok cüzi seviyede. %1, %2 o kadardır. Luthercilik resmi, meşru ve güçlü devletler tarafından kullanmıştır ve çok erken dönemde kullandığı için baskılanmamıştır. Anglikan Kilisesi öyle. 1533 gibi çıktığında zaten devlet kuruyor. Mezhebi kuran devlet. Devlet mezhebi kurduktan sonra onun yayılması çok daha kolaydır. Protestanlığın etkisi, sekülerliğe etkisi var. Yani bugün Avrupa'da protestan sayısı kaç tane geleneksel kilise olarak Kuzey Avrupa'daki devletlerin, İsveç'in, Norveç'in, Danimarka'nın, kraliyet ailesinin filan resmi mezhebi ve kültür mezhebi, Katoliklik dindarlığı da mecburen bünyesinde barındıran bir mezhep. Protestanlık öyle değil. Zaten kendisi bir tepkisellikten doğduğu için ve dünyevi hayata çok vurgu yapan bir şey olduğu için protestan ahlakı vesaire. Bugün protestan olan ülkelerde, yaygın olduğu ülkelerde kilisenin kendinden çok dünyevi hayat tarzının etkisi fazladır. Bunu şey olarak yaşatıyorlar. Dini hayatı yaşamaktan çok kültürel kimliği mesela en problemli bölgelerden biri Kuzey İrlanda'dır. Orada adamın çok dindar olup olmaması çok bir şey ifade etmiyor. Bugün artık Katolikleri de çok dindar değil. Ben daha az dindar diyeyim ya da. Protestanları daha direm fakat İngilizliğe, Anglikanlığa bağ olarak görüyor adam mezhebini. Tanyalı kimliğine bir bağ olarak Anglikan Kilisesini görüyor. Reform Kilisesini görüyor. Presbiteryenliği, Pülüteryenliği vesaire. Öbürü de Katolik olmasını İrlanda
İrlanda Cumhuriyeti'ne, İrlandalılığına, İrlandalı kimliği Katoliklikle bayağı hercümerç olmuş. Yani İrlandalılar Katolik. Bugün dini hayatı yaşamaktan çok milli kimliğin tesirinde çok etkilidir. Din, milli kimlik ya da alt kimliğin oluşmasında varlığını devam ettiren bir şey Avrupa'da. Mesela bir Kuzey Almanla Güney Almanı ayıran en büyük farklardan biri, biri Protestan gelenekten gelmesi, öbürü Katolik gelenekten gelmesi. Hatta devlet olarak düşünürseniz tabii ki 2. Dünya Savaşı'nın etkisi falan var ama Almanya ile Avusturya'yı ayıran fark bu. Avusturya Katolik bir devlet, Almanya Prusya'nın kurduğu ve Protestan ahlakından gelen bir devlet. Tabii Katoliklikle Ortodoksluk da iki eski mezhep. Bunlar Protestanlıktan çok evvel var olan mezhepler ve olayın temel mantığında şu var. Büyük Şiizma, 1054'teki Büyük Şiizma gerçekleşene kadar Ortodoksluk der ki 5 tane kilise vardır kardeşim. Roma Kilisesi, İstanbul Kilisesi, Antakya Kilisesi, İskenderiye Kilisesi ve Kudüs Kilisesi. Ortodoksluk bu iddiadadır. Pentarşi dediğimiz beşli kilise sistemi dediğimizde. Katoliklik diyor ki hayır kardeşim ben diyor Katolikos, evrenselim diyor. Ben herkesin üstündeyim. Bütün kavganın çıkma nedeni, başlangıçtaki kavganın çıkma nedeni o. Katolikler diyor ki ben bütün kiliselerin üstündeyim. Benim dediğim olur. Ben bir numarayım ve tartışmasız bir numarayım. Benim üstünlüğümü kabul ederseniz, bana tabi olursanız kendi içinizdeki iç işlerinizde rahat hareket edebilirsiniz. Ona fazla bulaşmam. Ama benim üstünlüğümü kabul et. Batı kilisesi olarak. Ortodoks kiliseleri hayır diyor. Her kilise ayrıdır. Herkes kafasına göre hareket eder. Ondan sonra İstanbul çevresindeki Bizans dünyasındakileri kontrol eder. Antakya Suriye'yi eder. İskenderiye Mısır'ı eder falan filan. Yani böyle Kudüs Filistin'i eder diye düşünüyorlar ve birbirinden bağımsızdır diye düşünüyorlar. Bu kilisenin otosefallik meselesi orta çağ boyunca tartışılıyor. 1054'e kadar bu bağımsız takılmak isteyen Ortodoks kiliseleri en azından şunu diyorlar. Evet biz Roma'nın üstünlüğünü kabul et ama o da bu 5 kiliseden biri olduğu için şeydir. Dinen caizdir. Onun da tavrı o. Ama biz onun hegemonyasını kabul etmez ama kendi içerisinde onun şeyi vardır diyor. Mantığı vardır diyor. Çünkü o 5 kiliseden biri. 1054'te şuna karar verdiler. Hayır, bu baskıcı bir kilisedir. Zorla asimile etmeye çalışan, kendine bağlamaya çalışan bir kilisedir. Düşünsel zıtlıktadır. O yüzden bizden değildir. Katolik kilisesi de diyor ki, bunlar benim evrensel egemenliğimi, çünkü ben Pietro'nun, Petrus'un, yani birinci havarinin kilisesiyim. Birinci havarinin üstünlüğünü kabul etmiyorsan, İsa'nın üstünlüğünü de kabul etmiyorsun diye bir şey oluşturuyorlar. Mantette oluşturuyorlar ve böylece tabii işin içinde siyasi taraf çok var. Yani Bizans, Batı karşıtlığı meselesi var ama Şiizm öyle oluşuyor. Yani eşitler arasında mı birinci kabul edeceksin yoksa tahkümlü yani direkt dominant askeri hiyerarşide mi kabul edeceksin? Doğu bunu kabul etmediği için Batı kilisesi olarak, Katolik kilisesi olarak evriliyor. Doğu kilisesi de İstanbul, Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi kiliselerde ayrı devam ediyor. Biz otonom takılacağız diye iddia ediyorlar. Hatta Ortodokslar en çok onunla övünür. Biz daha demokratiyiz derler. Bir Ortodoks papazıyla karşılaşmıştım. Şeyini anlatırken onunla övünüyordu yani. Hani bizim sistemimiz daha demokratik, Katolik sistemi çok demokratik değil diye. Evet ama yani o bir kilise hiyerarşik, din hiyerarşik bir yapı veriyorsa o demokratik olmayı gerektirmeyebilir ama onun fikri oydu. Hani övünme vesilesi olarak söylüyordu. Aradaki temel fark bu. Tabii Katolik kilisesinin içinden daha sonra Protestanlık çıkıyor. Yani kiliseyi reddeden, merkezi reddeden kiliseler ortaya çıkıyor ve Katoliklik o kendi içindeki mekanizmalarla uğraşıyor. Doğu kilisesinin içerisinde de kilisenin içerisinden kiliseler çıkıyor. Mesela İstanbul kilisesinin içerisinden Atina çıkıyor. İstanbul'un içerisinden Moskova çıkıyor. Moskova'nın içerisinden Kiev çıkıyor. Bulgar kilisesi çıkıyor filan. Doğu kiliselerinin, yani Ortodoks kiliselerinin, hatta Doğu kiliselerini de ikiye ayırmak lazım. Kalkedon, yani Kadıköy konsili 451'de uyanlar, kabul edenler, 380 ve 451'deki konsilleri kabul edenler, etmeyenler. İzni hepsi kabul eder. Fakat etmeyen bir grup var. O Doğu Kilisesi dışında aslında üçüncü bir kilisedir. Süryaniler, Nasturiler, Monofizitler, Kıptiler de o gruptadır. O üçüncü bir grup. Doğu diyorlar ama o ayrı bir Doğu yani. İskandinav paganizmi ile Roma paganizmi arasında şöyle bir fark. Roma paganizmi Yunan paganizminin kes kopyalı yapıştırır. Cut and paste'dir yani. Hiç isimler değişmiştir. Jüpiter olmuştur. Zeus Jüpiter olur. Ares Mars olmuştur. İsimler değişmiştir. Fakat aslında eski Yunan paganizminin kes kopyalı yapıştırıdır. Çok çok benzer. Benzerin ötesinde artık o direkt iktibas etme. İskandinavya için söylerseniz Thor'ların, bu arada bütün gün isimleri oradan geliyor. İngilizce'deki Wednesday, Thursday, Tuesday, Friday filan. Onlar hep bir tanrı İskandinav şeyindeki. Odinlerin, Thor'ların ismi yani. Günlük isimlere yerleşmiştir. Arada nasıl bir fark vardır? Ben biraz daha İskandinav, o coğrafyanın etkisi herhalde. İskandinav mitolojisini biraz daha
ayağı daha sağlam yere basar görüyordum. Şahsi fikrim bu. Bu konuda ahkam kesemem. Çok uzmanı olduğum bir şey değil. Fakat Yunan ve Roma paganizmi biraz daha hayalperestliğe yakın. Yani kurumsallıktan çok miton kısmı daha kuvvetli. İskandinav paganizmi daha gerçekçi yani. Kuzeyli olunca şey yaptığını, mitoloji zaten biraz şey demektir. Efsane, yalan anlamına da gelir. Mit kelime oradan geliyor. Mitoloji. Mitler diyorlar ya yani şeyler. İskandinav paganizmi biraz daha şey olduğunu düşünüyorum. Daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum ama tabii o dönem için normal toplumların bir kalkınma, şehir devletleri ya da kurumsallaşmamış devletlerde pagan inancı daha fazladır. Devlet daha şekillendiği zaman, gerçi Roma çok şekilli bir devlet ama aldığı yer Yunanistan olduğu için, şehir devletinden aldığı için bu pagan inancına şehir devletleri daha etkili oluyor. Roma onu alıyor. İskandinavya'daki ilk çağ geç bitiyor. İlk çağ Roma'da 390'larda, 400'lerde bitmiş olabilir. Hadrianopolis muharebesiyle bitmiş olabilir. Ki kabaca Hristiyanlar geçişi de o dönemdir. Ama İskandinavya'da medeniyet geç geldiği için ilk çağ aslında 800-900'lerde devam ediyor. Binlerden, 1100'lerden sonra orta çağa geçiyor. Hani biz ilk orta yeni çağ, yakın çağ falan diyoruz. O medeniyetine göre değişir. İslam medeniyeti için mesela orta çağ çok gideri olan bir tanım değildir. Harun Reşit döneminde altın dönemini yaşıyor yani. Hani ona orta çağ diyemez. Ve ileri geri gitme mesela. 800'lerin İslam dünyası, 700'lerin, 800'lerin, 900'lerin İslam dünyası, 1300'lerin İslam dünyasından daha tatlı bir dünya. Moğol baskısı yok, hiçbir şey yoksa yani. Çünkü o Moğol baskısı İslam dünyasını şeye de, içe de kapamıştır. O etkisi vardır. Negatif yani kültürel kodlarda korku etkisi içe kapanmayı da getirmiştir. O öyle bir dezavantajı olmuştur. Avrupa'da bu çok tartışılan bir şey. Kendileri arasında da 50-50 bölünmüş durumdalar. Örnek verirseniz Norveç Avrupa Birliği'ne iki kere üyelik için başvurdu. Hükümet başvurdu. Halk reddetti. Halk reddetti. İzlanda'da başvurdu. Daha sonra geri çekti. İsveç'te mesela Euro'ya girmedi. Ve katılırken de mesela İsveç %52 ile falan katıldı. Böyle, o Avrupa Birliği'ne giriyoruz çok iyi süper. Orada kendileri arasında bir İskandinav kimliği var. Avrupa'nın iç çeperiyle dış çeperi arasında şöyle bir şey var. Çekirdek Avrupa dediğimizde demin söylediğim Fransa, İtalya, İsviçre üye değil ama hani bölgesel olarak söylüyorum. Güney Almanya, Almanya hadi. Ondan sonra Belçika, Hollanda dediğimiz o bölge. Genellikle de Blue Banana denir ona. Mavi muz dedikleri bir yer. Fakat o çeperin dışında, gerçi ona İngiltere de dahildi. Özellikle Orta Avrupa'ya uzak devletlerde Avrupa hep bir tartışma konusu. İngiltere'de bir tartışma konusu. Brexit bunun nedeni oldu. İskandinavya'da bir tartışma konusu. Biz Avrupalı mıyız, İskandinav mıyız? Meydanlarda bile bir İskandinavya meydanı var, bir de yanında Avrupa meydanı falan koymuşlar. Çekinceli davranıyorlar. Bunun nedeni İskandinavya'nın ayrı bir coğrafya olması ve kendi İskandinav kimliği var. Milli kimliğin üstünde, adam İsveçli ama onun üstünde İskandinav. Ben zaten İskandinav'ın bir de üzerine Avrupa kimliği oluşturmama gerek yok diyor. Kültürel tarafıyla alakalı bir şey. Bir de maddi taraf var. Avrupa'dan ileride. İnsani kalkınmışlık endeksi diye bir şey vardır Birleşmiş Milletler'in. Bunun ilk 10'unda genellikle İskandinav ülkeleri olur. İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda. Hep ilk 10'dadır ama bu devlet. Sırası değişir. Adam Avrupa'nın ilerisinde görüyor kendini. Ki büyük ölçüde sosyoekonomik olarak ilerisinde. O kendini ilerisinde gördüğü için ben niye diyor Avrupa'yı sırtımda taşıyayım diyor. Orada gene pratik ve pragmatik ve çıkarcı ilişki ön plana çıkıyor. O da normaldir. Dış çeperdeki devletlerden bahsediyorum. Yani İngiltere öyle bir devlet, Türkiye öyle bir devlet. Yani iç çeperde değil fakat dış çeperde. Avrupalılık meselesi, zaten Türkiye'deki tartışmalardan nedeni de o. İki grup vardır. Biri bize ne Avrupa'dan diyen grup. O dış çeperde de olmadığını düşünür. Bir grup hayır dış çeperdedir. Avrupa normlarına uymamız gerekir. Şu an çok tartışılmıyor ama ya da Avrupa meseleleri her 20 yılda bir güncellenir. Mesela benim tahminimiz önündeki 10 senede daha çok tartışılacaktır. 2010'larda çok tartışmadı bunu. 2000'lerin başında çok tartıştı. 2020'lerden sonra tekrar başlar diye düşünüyorum. Böyle bir dalgalı seyirdir. Osmanlı, Türkiye ile Osmanlı Devleti netice itibariyle halef selef devlet. Osmanlı'da şu duygu var. Fatih'ten itibaren. Fatih Kayseri Rum'u kullanıyor. Ben Roma İmparatoruyum. Yani bundan daha Avrupalı bir terim olabilir mi? Ama öbür taraftan başka bir padişah geldiğinde küffara haksar diyor. Gerçi bunu Fatih demiyor anlamında demiyorum. Ama tamamen kendini mekanizmanın dışında görüyor. Yani padişahına göre değişir olgusu var. Ne zamana kadar? Tanzimat'a kadar. Tanzimat'tan sonra diyorlar ki Müslüman Avrupalıyız. Hem coğrafyası itibariyle Rumeli'de kurulduğu için hem de kalkınabilmemiz de kendimizi reforme edebilmemiz için Avrupa'nın Müslüman unsuruyuz. Öyle düşünüyorlar. Dış çepere yani dış çeperde görüyor Osmanlı kendini. Tanzimat'tan sonra kesinlikle görüyor. Yani muhalefet var mı buna? Her zaman var. Ama devlet politikası olarak devlet kendini bir Avrupa gücü olarak görüyor. İddiası o. Bunu şey olarak da düşünebilirsiniz. Yani padişahların, ben ki Diyar-ı Rum'un
Rumeli'nin, Anadolu'nun ve devletin bütün mekanizmalarında Rumeli öndedir. Rumeli defterleri, Rumeli beyler birliği, Rumeli kaz askeri, hep içinde Anadolu geçen kaz askeri, Rumeli defterlerine vesaire evveldir. Kendini Avrupalı görmese Rumeli defterlerine baş defterdar, Rumeli kaz askerine baş kadı, Rumeli beyler beyine bir numaralı vali demez. Rumeli yani Romalı. Avrupa'dan bahsediyoruz, Balkanlardan bahsediyoruz. Hatta sarayın dili de biraz şeydir, onu söyleyeyim. Rumeli ağız. Yani Topkapı Sarayı'nda hafif böyle Trakyalı Hüseyin filan da öyle bir ağız vardır. O şekilde kullanılmış. Osmanlı Sarayı'nda şey konuşur, Rumeli Türkçesi konuşulur. O açıdan düşünürseniz evet Avrupalıdır. Ama dış çeper Avrupalı. İşte tabii ki hiçbir zaman değil. Çünkü o iç mekanizma ayrı bir şey. Ona ne Avrupa kabul eder ne Osmanlı o mekanizmanın içine girmek ister. Bugün de öyle de. Ben teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar temenni ederim. Görüşmek üzere.